İstersen öldür beni. İstersen sürükle, istersen kendi ellerinle teslim et beni onlara ama yine de gitmeyeceğim. Hak ettim anne. Söylediğin her şeyi hak ettim. Bu hale nasıl geldim ben bilmiyorum. Lakin canım çok yanıyor anne. Nasıl geçecek bilmiyorum. Teğmen. Belki o yaşarsa. Yine de gidemem anne. Gidersem bir şey yapamam. O ölürse kendim giderim Yunan'a. Beni asın derim. Kendi ayaklarımla giderim. Sus. Vermem ki ben seni kızım. Vermem. Veremem. Yavrum. Vermem kuzum. Ben o nefret ettiklerime benzedim anne. Onlar gibi oldum ben. Ben kimim bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Gel bakayım sana. Sen benim kızımsın. Sen benim yavrumsun. Benim canımsın. Sen benim bir tanemsin. Şşş, ağlama. Tamam ağlama. Anne. Anne canım çok yanıyor. Ne olur yalvarırım yardım et bana. Tamam. Canım çok yanıyor anne. Tamam anneciğim tamam. Tamam yavrum tamam. Bak sil şimdi bu gözlerini tamam mı? Leon'un yanına gideceğiz. Sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı yüzüme? Tamam mı bir tane? Hadi bakalım. Üstünü değiştiremem. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Aziz hemşire. Tekrar ne vakit görebilirim? Bir kontrol edeyim Kiria. Oğlum önce Tanrı'ya, sonra size emanet. Merak etmeyin. Söz veriyorum sana Leo. Söz veriyorum. Gözlerini açarsam ağzından çıkacak her cümleye razıyım. Ölüme de, aşka da, her şeye. Yeter ki uyan. Yeter ki uyan. Yıldız, nereye kızım? Biraz başım ağrıyor babaanne. Annemin yanına gideceğim hastaneye. Belki bir ilaç falan verir. Dayanılacak gibi değil. Sen dur, ben gidip alıp gelirim. Sen iyileşmedin daha. Yok, yok babaanneciğim. Sen niye zahmet ediyorsun? Hem bak, temiz hava bana iyi gelir. Merak etme. Kaytuna bin ama sakın yürüme. Paran var mı? Var, var babaanneciğim. Hadi görüşürüz. Hadi, dikkat et. Demek öyle dedi Ali Kemal'e. Gitmeyecekmiş buradan.
Onu ikna etmek olacak iş değilmiş binbaşım. Temelli onun vaziyeti çok ağır. Belki de hiç uyanmayacak. Belki de biraz daha beklemek en doğrusu. Binbaşım, biz telgraf çekmek için hattımı gece düşüyoruz. Artık paşaya malumat verebiliriz. Lakin bu Charles'ın hala bir sonraki hamlesini bilmiyoruz. Öğreneceğiz yüzbaşı. Sen gözünü sağ açıdan ayırma. Haydi ben gidiyorum. Demek piknik yapmaya geldin. Hadi. İngiliz. Gel bakalım. Gel. Sonunda. Sizde adettendir bir geçmiş olsun hediyesi getirdim. Evet. Ne kadar güzel bir yermiş burası böyle. Londra'da böyle havalar bulmak çok zor gerçekten. Biraz tadını çıkarmak istedim. Buyurun lütfen. Fazla vaktim yok İngiliz. Ne diyeceksen de. Ben aslında buraya sizi dinlemeye geldim Eşref Paşa. Nacizane teklifimden o pusulada bahsetmiştim. Siz bu görüşmeyi kabul ettiğinize göre sizin de söyleyecekleriniz var diye düşünüyorum. Ama lütfen. Bunu çaylarımızı içerken konuşalım. Sade de gel İngiliz. Seni dinliyorum. Anlaşma çok basit. Siz kuvanın önünü keseceksiniz. Biz Yunanlıların önünü keseceğiz. Niye yapayım ki? Anadolu'daki Mustafa Kemal hareketinin bastırılması Osmanlı Devleti'nin bekası için çok mühim. Paris'te yakında bir anlaşma imzalanacak. Bir sulh anlaşması bu. Bu anlaşma imzalandıktan sonra İstanbul'un sizi muvaffakiyetlerinize münasip bir şekilde Batı Anadolu'da önemli bir mevkiye, Aydın vilayetinin idareciliğine tayinini sağlayabilirim. Buna emin olabilirsiniz. Yalnız silahları bize teslim etmeniz icap eder. Gerektiği kadarını size vermekten imtina etmeyiz biz. Bu aramızdaki hususi itimada bağlı. Evet. Ne diyorsunuz Eşref Paşa? Düşünmem icap eder. Ben eğer burada şimdi bir cevap almazsam bu teklifi başkalarına yapmak zorunda kalacağım. Eşref Paşa, benim gönlüm sizden yana. Halkını en az zayiatla bu savaştan bir tek siz çıkartabilirsiniz. Ama tereddütteyim diyorsanız ben cevabımı almış sayarım. Tekrar geçmiş olsun. Dur bakalım mister. Biraz daha konuşalım. Biz bir sıkışalım da gerisi hallolur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.